Psikoloğum geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok merhaba. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Psikolog Tuğba Yağan bizlerle birlikte. Şimdi özgüven hayatımızın her alanında sağlıklı ve başarılı olabilmemiz için bizim içerimizde bulunması gereken bir his, bir duygu ve evet, ona sahip olmamız gerekiyor gerçekten. Kadınlarda özgüveni konuşacağız. Çocuklarda ve genç kızlarda da konuşacağız tabii ki. Çocuklarımıza özgüven kazandırmak için ne yapmalıyız onu da soracağım ama kadınların özgüveni eksikliğine neden olan sebepler neler? Aslında bir tane sebep yok. Bir kadın, kadın olmadan önce aslında bir kız bebekti. Ve bunun temeli de şuna dayanıyor. İlk bir yıl erkek olsun, kız olsun. Ama şu an tabii ki konumuz kadınlar olduğu için ben biraz daha onlara ağırlıklı olacağım. Kendi anneleriyle kurdukları ilk bir yıldaki yeterli ilgi, yeterli sevgi ve bunun devamlılık göstermesi sonucunda temel güven ediniriz hepimiz. İlk özgüveni sağlayan ilk temel yapı taşı temel güvenimizdir. Biz annemiz yoluyla, annemizin bize gösterdiği sevgi, ilgi, süreklilik arz ediyorsa biz böyle artık güven duygusu oluşmuş bireyler olarak yetişiriz, büyürüz. İlk 3 yaşına kadar kız çocuklarında, yani erkek kız fark etmez, farkındalık çok gelişmediği için tamamen anneyi rol model alarak ya da anneyi ve babanın davranışlarını, ona olan tutumlarını seyrederek ve izleyerek kendiyle ilgili özgüven duygusu oluşmaya başlar. Yani çocuğa sevgiyle yaklaşıyor musun, ilgiyle yaklaşıyor musun? Bu çok önemli. Bunun yanı sıra tam 3-6 yaşta da artık çocuğun oyuna giriş kısmıdır. Artık oyunu keşfediş anıdır. Oyun yoluyla çocuk artık başkalarıyla iletişim kurmayı öğrenir. Çünkü özgüven dediğimiz şeyin altında yatan şey cesaret ve yüreklilik. Ve diğer kısmı da iletişim. Yani cesareti ve yürekliliği hissedebilmen ve kendine gösterebilmen için iletişim kurman gerekiyor. İlk annemizle, sonra aile bireyleriyle, 3 yaş itibariyle de oyun esnasında diğer çocuklarla, yani akranlarımızla iletişim kurarak orada özgüven oluşur. Eğer yeterli derecede, yani anneler çocuklarını 3-6 yaş döneminde oyun alanına götürmezlerse ya da çocuklarına kendilerini ifade edebilecekleri, dünyalarını tanıyabilecekleri bir alan sağlanmazsa eğer, çocuklarda 3-6 yaşta o özgüveni oluşturan temel kısımda eksiklikler olur ve bu sefer düşük özgüvenli bir kız çocuğu olarak büyümeye başlar. Yani özgüven 3 ile 6 yaş arasında mı çocuklarda oturmaya başlıyor? Evet. O dönemlerde çocuklarımıza nasıl davranmamız lazım özgüveni olan? Çünkü bazı çocuklarımız var, susuyunca su isteyemiyorlar ya da öğretmenleri bir şey anlattığında anlamadığı bir konuda parmak kaldırıp soramıyorlar. Hı hı. Tepki ne olacak? Ben anlamadığım için arkadaşlarımdan olumsuz bir durumla karşılaşır mıyım diye. O noktada bunu engellemek adına o yaşlarda nasıl davranmalıyız çocuklarımıza? Çocuklar bir şeyler sormak istedikleri zaman illaki, çünkü tamamen sorgulama, hayatı sorgulama ve keşif dönemindeler. Özellikle 2 yaş itibariyle 6 yaşına kadar, yani okul hayatı ya da 5 diyelim, artık biraz daha yaş dilimleri farklılaştı eğitimde. O dönemde anne ve baba bir çocuk neyi merak ediyorsa çocuğunu reddetmeden onun ne istiyorsa, ne soruyorsa buna cevap vermeli. En önemlisi de hoşgörü ve sevgi vermeli. Yani bir çocuk anneden babadan rahatlıkla bir şeyleri isteyebilmesi için, sorabilmesi için, kendi olabilmesi için, kendi olmasına izin verilebilmesi için çocuğun konuşmasına izin vermeleri gerekiyor. Bazen anneler şunu yapıyor ya, işte iş yapıyorlar o esnada, aynen böyle mutfakta yemek yaparken çocuk oradan bir şey soruyor, onu merak ediyor, ona dokunma, bunu yapma. Yani çocuk engellenmeyecek bu dönemde. Çocuklarınızı engellemeden, onları zaten 3 yaş itibariyle artık kuralları öğrenmeye başladıkları dönemdir. Her sordukları soruya cevap vererek, onların saçmalasalar da, çok absürt konuşsalar da, işte çocuğa etiketlemeden, işte aptal gibi konuşma, işte dur sen bunu yapma, aman sen bunu bilmiyorsun deyip çocuğu reddetmek, aşağılamak, bunlardan olabildiği kadar kaçınmalı. Bir de şu var, aşırı koruyucu ve müdahaleci anne tipi. Bu anne de aman sen yapma, ben senin yerine yaparım. Yani aslında tam çocuğun döneminde onun yapması gereken şeyleri anne yaparsa onun yerine, çocuk sorumluluk bilmeyen bir çocuğa dönüşür. Çünkü sakınıyoruz çocuklarımızı ve onun yapamayacağını öngörüyoruz biraz anneler babalar olarak. O noktada da çocuğa sen yapamazsın yerine nasıl davranmamız lazım?
çocuğun, çocuğa zaten amacımız hangi ne? Hangi cümleleri kurmamız lazım? Anne olarak çocuğa amacımız güvenli bir ortam sağlamak değil mi? Ona güvenli ortamı sağladığımızda tamam bunu dene bakalım deyip, bunu eğer bir yanlış yapıyorsa çocuğa fiziksel bir müdahalede değil de dur onu öyle değil de şöyle yap. Yani ne yapmaması gerektiğini söylemeyin ona. O çocuk ne yapması gerekiyor? Çünkü öğrenme sürecinde tamamen. Eğer onu sadece ne yapmaması gerektiğiyle ilgili hayır onu yapma bunu yapma sürekli hayırlar ve sürekli müdahale ederek yaklaşırsak çocuk sadece ne yapmayacağını ve ne söylemeyeceğini bilir. Çünkü korkuyoruz bir yandan korku da. Sen onu yapamazsın dediğimiz zaman çocuk o dönem yapamayacak belki ama ileride de yapamayacağını düşünecek. Doğru, çünkü çocuk bunu etiketliyor. Evet. Siz çocuğa ne söylüyorsanız çocuk ona dönüşüyor. Bir süre sonra tamamen ona dönüşüyor. Korkuları olan annelerin çocuklarının da korkuları oluyor mesela, evet. Değil mi? Evet. Evet. Köpekten korkan evet. Bir annenin çocuğu da köpekten korkuyor. Çünkü ısırır aman gitme gibi. Çünkü çocuk sosyal öğrenme sürecinden geçiyor. Yani şu belirli bir 6 yaş sürecine kadar tamamen taklit ediyor. Annem nasıl? Annem kaygılı. Annem hiçbir şeye güvenmiyor, hiç kimseye güvenmiyor, çevreye ve yaşama güvenmiyor. Böyle olduğu zaman da çocuk için her şeyi kendi planlıyor. Çocuk yerine onu yapıyor çünkü o anne de çocukken düşük özgüvenli ya ihmal edilmiş ya da çok müdahale edilmiş ve bastırılmış, korkutulmuş. Tam da kendi olamamış. Sadece olmasını istenilen, annenin anne ve baba tarafından olmasını istenilen gibi olmuş olunca kendi çocuğuna da maalesef kendi taşıdıklarını aktarıyor. Miras gibi biraz bu. Eğer farkındalık düzeyi gelişmişse... Bu yine ihtimal olarak biraz daha düşük ama çocuğuna aşırı koruyucu olmaktansa daha demokrat, daha eğitime yönelik, göstermeye yönelik. Mesela çocuk taklit etmeyi çok sever. Ne yapmasını istiyorsanız bunu işte nedir? Bunu buraya koyuyoruz ve bunu buradan almıyoruz. Bu burada kalıyor. Almak istiyorsan bunu buradan alabilirsin. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela kaygılı ya da işte aşırı koruyucu anne şunu yapıyor. Hayır, o burada. Alma onu. Peki ne yapsın? Anlamıyor çünkü neden almamalıyımı evet, anlatmak evet, lazım evet. O çocuğa. Çünkü tamam almayayım ama neden? Çocuklar küçük ve farkındalıkları dediğim gibi beyin gelişimleri sebebiyle farkındalıkları henüz tam oluşmamış. Ben mesela görüyorum bir arkadaşımın evine gidiyorum örneğin. Orta sehpanın üzerindeki hiçbir şey ya da televizyon ünitesindeki hiçbir biblonun kaldırılmamış, yerinden oynatılmamış ve çocuk da onlarla oynamaması gerektiğini, onun bir oyuncak olmadığını çok iyi anlamış. Ama başka bir arkadaşıma gidiyorum. Her şey toplanmış. Zarar görmesin diye bütün biblolar o büyüyünce çıkacak diyor mesela. Hani nasıl davranmak lazım? Tabii ki ona zarar verecek şeyleri ortada bulundurmamak lazım ama hani oyuncak olmadığını nasıl anlatabiliriz ona çocuğa? Çok ufakken yeni yürümeye başladıktan sonraki aşamalar tabii bunlar. Küçük çocuklar çok sözlerden anlamaz. O yüzden çocuğa tamamen özgür bir alan oluşturmak gerekiyor. Eğer salondaki sehpadaki biblolarla oynamasını istemiyorsanız nerede oynayabilir? Salonun belki belirli bir köşesi ya da televizyon odasındaki belirli bir köşe ya da kendi oyun odasında bir alan. Çocuğun kesinlikle ev içinde kendine ait ve özgür hissettiği bir alan olması gerekiyor ki çocuk kendini engellenmemiş hissetsin ve anne ve baba tarafından korkutulmamış olsun. Çünkü bir çocuğu gerçekten yüksek bir özgüvenle büyütmek istiyorsak hem tabii ki disiplin içinde, aile disiplini çok önemli, anne baba tutumu çok önemli ama bu demek değil ki çocuğa çok disiplinli bir şekilde işte hayır bunu yapma, salondaki eşyalara asla dokunmuyoruz değil. Bu ses tonuyla hiç değil. Değil. Onun yerine ne? Salondaki eşyalar, salona ait bunlar oyuncak değil ama işte bunlar oyuncak ve oyun alanı. Zaten çocuk küçük yaşta olduğu için dikkatinin dağılmasına çok müsait. Eğer siz aynı şeyle diretirseniz, hayır onu almıyorsun, hayır onu almıyorsun. Peki ne yapabilir bu çocuk? Çocuğa... Tanımak için ellemesi lazım, ona evet. Dokunması, temas etmesi evet. Lazım değil mi? Dokunup temas ediyor. İşte bu mesela zararlı bir şey. Siz onu şefkatle söylüyorsunuz. Bu senin canını acıtır. Şimdi can acıtmayı bilmiyor. Ne olabilir? Hafifçe mesela bir şey dokundursunuz. Böyle yapıyor işte oluyor. Sonra ona onu mutlu edecek olan alan yarattığınızda çocuk zaten o kısmı unutuyor. Ama siz de çocuk gibi inat ederseniz, yani çocukla işbirliği yapmak yerine çocuğun çocuğu özgür bir alanda disiplin ve sınır koyarak büyütmek ve anlatmak yerine. Çünkü çocuk tam da o oyun sürecinde 3-6 yaş arasında kendini tanımaya ihtiyacı var.
size kendini tanıtmaya ihtiyacı var ve dinlenmeye ihtiyacı var. O ne söylüyorsa onu dinleyin. Şimdi iki hanım yan yana gelsin, birbirlerine ev oturmasına gitsinler. Şimdi sohbet çok koyu, çocuk oradan bir şey söylemek istiyor. Ama anne diyor ki, ama biz şu an konuşuyoruz, bize müsaade etmen lazım, konuşuyor. Ama çocuğu dinlemek için aslında ona da zaman ayırmak lazım, evet, değil mi? Evet. Yani o da kendini önemli hissetmek istiyor, onun da fikirleri var. Evet. Kendi dünyasında. Şimdi siz işte oturuyoruz burada. Kız arkadaşlarımızla, çocuklar da burada. Çocuk, işte gel, çocuğum geldi bana. O esnada çocuğunuz yanınıza geldiğinde, işte oğlum bir dur, kızım bir dur deyip, işte görmüyor musun? Arkadaşımla konuşuyorum. Ben de yorgunum artık, ben de yoruldum. İşte biraz nefes aldır bana. Şimdi çocuk burada hem gururu kırılmış oluyor, yani duygusal olarak yaralanmış oluyor. Çünkü başkaları da var orada. Annesi tarafından reddedilmiş oluyor. Onun, bu da bir onda duygusal bir acı yaratıyor. Ve bir daha müdahale etmemeyi öğreniyor. Ama nasıl öğreniyor? Annesi sözünü dinlemiş olmuyor. Korkutulmuş. Demek ki benim toplumda, yani kalabalık varken konuşmamam gerekiyor. Onun için okulda parmak kaldırıp anlamadığı soruyu soramayan bir evladımız oluyor maalesef.